Ne güzel söylüyor. Kaldım karanlıklarda, hem dünya güneşim, hem aşk güneşim söndü dostlar. Kaldım karanlıklarda. Ey Allah'ım. Baba, o adama para versene. O dilenci değil Bülent, bir garip ihtiyar, çok da dertli. Durmadan bu hazin türküyü söyler. Geç kalacaksın Murat. Doğru söylüyorsun Nesrin. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Güle güle babacığım. Güle güle. Açar artık gözlerimi. Açar artık. Sabah şerifler, hayırlı olsun efendim. Eyvallah Şevket efendi, günaydın. Gel bakalım, gel arabada niye gelmiş, niye dolmuş, gel bakalım. Ayol, bana bakın veletle. Fabrikatör Murat Bey'in evi hangisi? Burası hanım teyze. Epeyce de büyükçiymiş, kim bilir kirası kaç liradır. Hay adı batasıca gelin, bıktım bu lüküs merakından. Oğlumu ne masraflara sokuyordur kim bilir. Ama bundan sonra zırnık koklatmam ona. Evde kimse yok mu acaba? Şey hanım teyze, annem temizlik yapıyor. Babam da fabrikada. Vay vay vay, sen Murat'ın oğlu musun? Hı hı. Öyleyse öp bakayım babaannenin elini. Peki hanım teyze. Seni velet seni. Hadi düşünüme bakayım. Hadi. Hanım teyze. Parayı ver de gidelim artık. Hay Allah, yüreğimi ağzıma getirdin. Patlamadın ya ayol. Bir şey demedik yani. Hı. Al şu lirayı, üstünü ver. Hanım teyze, aklını mı yedin? Bu parayla iki adım gidemezsin. Hadi oradan miskin, gözüne yüzüne hay dursun. Allah. Al çantayı da yürü bakayım hadi. Allah Allah. La havle ve la kuvvete, Allah'ım bana sabır ver. Hep de piyangolar bize düşer be yahu. Paran yok, otobüse bin. Sanki hadi o miskin anana abi, haber ver, kayınvalidesi atla geldi. Sen de arabadan, hadi. Atla aşağı. Bip 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 bip. Ölen. Bip bip. Ulan! Ne var babaanne? Gürültü etme ayol, başım tuttu. Peki babaanne. Annen nerede? Elbisesini ütülüyor. Bir yere mi gidecekler? Bugün evlendiklerinin yıl dönümüymüş. Akşama gazinoya gidecekler. Oğlumun ağzını dilini bağlamış büyücü karı. Gideli kaldım yapyalnız, söyle ne zaman kavuşmamız. Yoksa artık beni unuttun mu? Belki delice sevmenin sonu bu mu? Belki bugün, belki yarın diye günlerce beklettin boş yere. Bir haber vermedin acab niye? 8 sene oldu. Bir gün bile birbirimizi kırmadık.
Mesuluz değil mi Nesrin? Çok. Ruhum saadet bulamaz senden başkasında. Buyur hemşireciğim, buyur otur Allah aşkına. Otururum. Ah kardeş, bu zamanın gençlerinde hiç saygı yok. İnsanı bir başına bırakıp eğlenceye gidiyorlar. Üstelik bir de yumurcaklarını başıma bıraktılar. Ya. Sus kardeş, sus! Bizim gelin de öyle. Kocayı buluncaya kadar iyisin. Ondan sonra adın oluyor cadı. Hemencecik evin kumandanı oluveriyorlar. Bizimkiler de kim bilir hangi cehenneme gittiler. Ah, ah! Sorma hemşireciğim! Onlar orada zevk-i sefalarla gezsinler, ya. Biz burada çürüyelim ya, sorma ha! Sorma kardeş, sorma! O kaynana, ne kaynana! O kaynana, ne kaynana! Hem oynasın, hem doymasın! Aman oynasın, aman doymasın! Hani kızım yandan, 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 severim seni candan! Hadi kızım yandan, 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 sevim seni candan! Hadi kızım yandan, yandan, sevim seni candan! Akşam oldu, gece çocuklar hasırlar yedi. Evde çocuklar yorganlar yedi. Hani kızım yandan 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 sev seni candan. Yandan ah yandan sev seni candan. Hani kızım yandan yandan sev seni candan. Oy fasulye yedi buçuk lira. Oy fasulye, yedi buçuk liraya. Hem kaynasın ama hem oynasın. Aman kaynasın, aman oynasın. Hadi kızım yandan, 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 severim seni candan. Hadi kızım yandan, 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 severim seni candan. O fasulye, iki buçuk liraya. O fasulye, iki buçuk liraya. Hem kaynasın aman, hem oynasın. Hem kaynasın, hem oynasın. Hadi kızım yandan, 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 sev seni candan. Hadi kızım yandan, 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 sev seni candan. Gel bana gel gel.
dinlenç yavrum. Babacığım, babacığım, seni rüyamda ölmüş gördüm. Allah hayra tebdil etsin. İnsan hiç rüya için ağlar mı? Baban geç kalacak, onu uğurlayalım. Açardım gözlerimi. Merhaba Murat Bey. Buyurun Kemal Bey. İçiyordum da uğrayayım dedim. Nasılsın hanımefendi? Teşekkür ederim, iyiyim. Buyurun Murat Bey, sizi fabrikanıza kadar bırakayım. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık Nesmen. Güle güle, hayırlı işler. Allah'a ısmarladık hanımefendi. Güle güle. Güle güle. Üç numaralı kazan çalışmıyor. Rıza, sen Murat Bey'e haber ver. Baş üstüne Hasan. Bakalım arızası neymiş? Borularda gaz fazla, çalışması tehlikeli beyim. Ben içine gireyim. Tehlikelidir beyim. Ha. Yalvarırım size doktor bey, bana her şeyi anlatın. Evet, yaşayacak. Sakin olun. Ona bir şey olsaydı deli olurdum, çıldırırdım. Allah'ım şükürler olsun sana, onu bize bağışladı. Bundan sonra onun size çok ama pek çok ihtiyacı... Bana söylemek istediğiniz bir şey mi var? Nesrin Hanım, sakin olun. Doktor... Buna şükretmeliyiz. Söyleyin doktor, söyleyin. Kocanız hiç görmeyecek Nesrin Hanım. Olamaz, olamaz! Murat'ım, sen akıllı fikirli, okumuş bir adamsın. Allah'tan ümit kesilmez ama... Ne demek istiyorsun? Hakikat acı da olsa hakikattir. Sana söylemek istemezdim ama... Söyle anne. Şey, evladım... Doktorlar, gözlerinin bir daha göremeyeceğini söylediler. Yalan! Yalan söylüyorsun! Böyle bir şey olamaz! Ben böyle bir hayata tahammül edemem! Benim aydınlık dünyamı karartamazlar. Beni ıstırapların en büyüğünü çekmeye mahkum edemezler. Murat! Murat! Ne olur ayağa kalk! Ne olur sakin ol! Seni böyle görürsem yaşayamam ben! Görmüyorum Nesrin. Kör oldum ben artık. Kör bir kocan var. Onun simsiyah bir dünyası var. Hayır Murat! Sen kör olmadın, benim gözlerim var, beraber dünyayı görürüz. Senin simsiyah bir dünyan yok, ben senin ışığın olurum, ben senin güneşin olurum. Düşünsene Nesrin, ben her gün çalışan, okuyan adam... ...kötürüm gibi saatlerce bir köşeye büzülüp nasıl otururum? Karanlıkta kalmış bir çöl yolcusu gibiyim. Etrafım sanki kapkara dört duvar. Karanlık bir odaya hapsedilmiş gibiyim. Artık çalışamayacağım, okuyamayacağım. Hepsinden kötüsü sizleri ve biricik oğlumu göremeyeceğim. Hem dünya güneşim, hem ağaç güneşim.
yüzünden oldu. Sen mahvettin bizim aile saadetimizi. Ne istedin bizden? Ne istedin? Şarkı söyleme, sus! Nesrin! Nesrin! Bırak onu söylesin! Bütün uğursuzluklar onda, sus! Hayır Nesrin, uğursuzluk diye bir şey yok. Kader değişmez. Bozulmasına imkan olmayan çizginin üzerinde yürüyoruz. Söyle kader arkadaşım, söyle! Bu sefer daha yanık söyle! Bu seferkinde benim istirabım da var. Durma, yalvarırım, söyle! Gözyaşı, gözlerime yağmurla damlar. Benim dünyalarım sonsuz karanlıklar. Derdimi kim anlar, beni kim dinler, rüya imiş. Meğer o mesut günler, eşimi yavrumu bulmadan eğer ölürsem feryadım kabrimdedi. Kayseri'deki fabrikadan alınacak para çok cüz değil. Borçları bile karşılayamıyor. Karşı tarafın bir haciz kararı alması beklenebilir. Ne yapacağımı bilmiyorum. Rica ederim Nesrin Hanım. Murat benim çocukluk arkadaşımdır. Ona yardım etmek benim için bir vazifedir. Güle güle, selam söyleyin. Buyurun Nesrin Hanım. Siz misiniz Kemal Bey? O taraflarda bir işim var. Eğer eve gidiyorsanız teşekkür buyurun. Teşekkür ederim. Şurada oynayayım mı? Oyna ama buralardan uzaklaşayım deme. İyi ettik de geldik. Kaç gündür senden konuşmak istiyorum. Benle ne konuşacaksın anne? Ne olacak yavrum? Ben sizin gidişatınızı beğenmiyorum. Hastalandığından beri neyle geçindiğinizin farkında mısın? Tabii, fabrikanın geliriyle. Hakikati daha fazla gizlemeye lüzum yok. Fabrika yandı. Ne, yandı mı? Ne vakit? Senin başına gelen o uğursuz kazada. Sen yine benden duymuş olma. Peki, neyle geçiniyoruz? Evin eşyasını gizli gizli satıyor. Görüyorum ki sıkıntı içindesiniz. Size lazım olan parayı memnuniyetle verebilirim. Bu insani hareketinize teşekkür ederim fakat ödeyemeyeceğim bir borca girmeyi asla istemem. Hele kocamın haberi olmadan hiçbir yardımı kabul edemem. Öyleyse paraya ihtiyacınız olduğu zaman bana haber verin. Ev kiraları da şimdilik kalsın. Ama Kemal Bey nasıl olur? Rica ederim efendim. Allah'a ısmarladık. Teşekkür ederim. Rica ederim.
Hadi evladım, neredeyse akşam olacak. Düşünme artık. Gidelim. Hadi Bülent, gidiyoruz. Gelin içeri. Haber yollamışsınız, geldim. Satılacak bazı şeyler varmış. İşte bu. ...80 lira eder. Çok az değil mi? Peki, 100 olsun. Eyvah, geldiler. Kim? Siz arka kapıdan gidin. Peki, peki. Anneciğim, öyle güzel oynadım ki. Niçin kapıyı geç açtın? Buyursana hemşire. Gelmeyeceğim, işim var. Sana mühim bir şey söyleyeceğim. Söyle. Çalma! Çalma bu şarkıyı, ne olur çalma! Anneciğim, ağlama! Ne olur ağlama! Dedikodu, bu dünya üzerinde söylenmiş lafların en adisi, en bayağısıdır. Eğer oğlum olmasaydın, ben de herkes gibi dinler geçerdim. Fakat kanımda kanın var. Bu dedikodu karınla Kemal Bey için. Yalan, yalan! Hem de alçakça bir yalan. Benim karım böyle bir şey yapmaz anne. Yalvarırım sana, sus! Benim derdim bana yeter. Bir de böyle adi mahalle dedikodularıyla beni rahatsız etme! Babacığım, babacığım! Ne oldu sana böyle? Yavrum, Bülent'im benim! Hadi sen git de orada oyununu oyna! Daha bizim konuşmalarımız bitmedi! Anne, yeter, yeter artık! Karın Kemal Bey'i güpegündüz eve alıyormuş! İftira olmaz mı anne? Babacığım! Babacığım! Kalk babacığım! Gel! Keşke ölseydin de bugünleri görmeseydin! Sen ölürsen biz ne yaparız sonra? Annem ne yapar? Sonra biz de ölürüz! Ne olur ölme babacığım! 8 adet vazo... ...3 koltuk... ...2 sandalye... ...masa... ...muhtelif tip mutfak levazımatı... Yalvarırım biraz daha müsaade edin, kocam hasta. Eşyaların hazzedildiğini duyarsa kendini öldürür. İmkanı yok hanım, alacaklılara karşı mesul duruma düşeriz sonra. Allah'ım, Allah'ım sen bana yardım et. Eşyaları hemen götürecek misiniz? Evet, hemen satış muamelesine başlayacağız. Hayrola, taşınıyor musunuz Nesrin Hanım? Hayır, bütün eşyalar haczedildi. Haberim var. Lütfen eşyaları yerlerine koyunuz. Niçin? Buyurun. Murat Bey'in borçlarını icra veznesine tamamen yatırdım. Kemal Bey! Tamam, eşyalar kalacak. Niçin bunu yaptınız? Şey... Söyleyin,
söyleyin, niçin yaptınız? Sizin için. Sizi seviyorum Nesrin Hanım. Gidin buradan, gidin! Sizi seviyorum. Beni kovmayın, beni kovmayın! Doğru. Hakkınız var. Öpünüz, öpünüz. İsterseniz yanağımı da, dudaklarımı da. İğrenç aşkınızla kirletmeye çalıştığınız kadını karşınızda böyle satılık bir kurban gibi görmek istiyorsanız alınız. Her şeyimi alınız. En kıymetli şeyimi alınız. Hakkınız. Alacağınız var. Nesin o? Ne duruyorsunuz? Öpsenize, öpsenize! Hadi, hadi öpün! Nesrin! Murat! İşte gözlerinle görmüş gibi oldun. Nasılsınız Kemal Bey? Cevap versenize! Gitmeyin Kemal Bey! Ona anlatın her şeyi! Beni ihanet şüphesi içinde bırakıp gitmeyin! Ne olur gitmeyin! Sen de arkasından gitsene! Neler söylüyorsun? Delirdin mi sen? Delirdim! Delirdim ya! Sus! Beni dinle! Ben bir yüküm sana! Yük ne kadar hafif olursa olsun zamanla ağırlaşır! Kendimizi aldatmayalım! Bugün gözlerim açıldı! Bugün anladım hakikati! Senin sabrını, tahammülünü daha fazla tecrübeye hakkım yok. Kör bir koca sevilebilir. Kör bir koca... karanlık bir ev gibidir. Sana ihanet etmedim. Beni vicdan azabına sürükleyen, sana haber vermeden... Söylemedim. Söyleseydim ne olacaktı Murat? Sana şüphe ettiğin sevgimi ispat için söylüyorum. Eğer seni, çocuğumu sıkıntısız yaşatmak için icap etseydi canımı da feda etmekte bir an tereddüt etmezdim. Al işte hakikati. Bunu o anlamaz. Sen anlarsın. Sen bunu anlarsın. İstersen bırak beni şimdi. Bana karım deme artık. Fakat yalvarırım, müsaade et sana ben bakayım. Ben kendim bakayım. Senin hizmetçin olayım. Seni yabancılara bırakamam. Senden ayrılamam! Ben bir günahsızım! Anne, yeter artık! Bu kadını lekelemeye hakkımız yok! Kimsenin hakkı yok onu lekelemeye! Bir büyük sevginin neler yapabileceğini anlamayanlar sussunlar! Biz günaha girmişiz anne! Canımı da feda etmekten bir an bile tereddüt etmezdim diyebilen bir kadın... senin en namuslu kadınlarından daha namusludur! Nankör olmayalım anne! Namuslu bir iftihar madalyası gibi göğsünde taşıyanlar... bu kadının yerinde olsalardı ne yaparlardı? Vallahi billahi bizi yüzüstü bırakıp kaçarlardı! Kim bilir o taze yüzü, o güzel yüzü ne kadar yıpranmıştı... zavallı karıcığım! Göremiyorum seni! Kabahat bende, hep bende! Benim ölmem lazım! Evet, cerrahide yatıyor. Ameliyatı atlatmış. Kurşun kalbi sıyırıp geçmiş. Görebilir miyim? Ziyaretçi kabul etmiyor.
arıyorsunuz? Murat Bey'i. Taburcu oldum. Ne zaman? Dün akşam. Annesi geldi, acele aldı gitti. Çok hastasın anne. Biraz bekle. Sana akşama ilaç getiririm. Sana ilaç getirdim. Senden son arzum. Torunumu bir defa açık olsun. Dünya gözüyle göreyim. Özledim. Kim bilir ne kadar değişmiştir. Annesi de gelsin. Ha, annesi mi? Evet, annesi de. Ona iftira ettin diye.
var? Kimi istiyorsunuz? Şey... Dilenci galiba. Şey, affedersiniz. Yanlış gelmişim galiba. Arıyorsunuz. Nesrin hanımların. Biz buraya taşınana 6 ay oldu. Affedersiniz kızım, gözlerim görmüyor da herhalde ondan yanlış gelmiş olacağım. Beni Akasya sokak 22 numaraya götürür müsünüz? O ev burası. Demek ki çıkmışlar. Herhalde eski kiracılar olacak. Şimdi ne yapacaksınız? Al kızım yevmiyeni. Teşekkür ederim. Evi tertemiz yapmışsın. Her perşembe beklerim. Allah'a ısmarladık. Güle. Taşınmışlar. Bulamadım. Kim bilir nereye gitmişlerdir? Anne. Anne. Niye cevap vermiyorsun? Anne! Ölmüş! Anneciğim! Anneciğim! Yatılı parasız imtihanını kazandım. Bülent'in annesi siz misiniz? Evet efendim. Oğlunuzla iftihar edebilirsiniz. Okulumuzun açmış olduğu parasız yatılı imtihanını 300 çocuk içinde birincilikle kazandı. Yavrum! Anneciğim, çalışıp iyi bir adam olacağım. Seni bu hayattan kurtaracağım. Söz veriyorum. Evladım, canım! Bülent'e karşı çok hassas davranıyor. Beni bu işe memur et. Eşyalarım anne. Güle güle yavrum. Hasret kaldı. İşte burası. Bu da sokak kapısının anahtarı. Eyvallah ağabey. Şükran Hanım, siz ne arıyorsunuz burada? Eski dost düşman olmaz. Ben yalnız bir kadınım, duyan olursa neler demezler. Gidin buradan! Bir hayattan kurtaracağım! Senin bana vaat ettiğin hayat, burada yaşadığından çok daha iğrençtir. Hadi defol buradan! Artık elimden kurtulamazsın! Bırak beni! Dur diyorum! Dur! Kurtulamazsın! Yaklaşma bana! Yaklaşma!
Bak şu dünyanın işine be birader. Ne oldu? Bir kadın kendine tecavüz eden adamla pencereden aşağıya düşmüş. Kadına bir şey olmuş mu? Ayakları tutmuyormuş. Herif de ölmüş. Ha. Merhaba. Güzel çalıyorsun. Bizimki çalmak değil, kendimizi oyalamak. Demek sensin ha? Kim? Nerede kalan bir hatıra var. Titreyen sesim bu hatırayı arar. Seni çok eskiden tanıyorum. Bir zamanlar yanık türkünü ben de mesut insanlarla beraber dinlerdim. Şimdi senin şarkının getirdiği mukadderatımı yaşıyorum. Karanlık. Kaldırma. İyi söylenmiş bir laf vardır. Ayakkabım şehir dışında küçük bir kulübem var. Bir de üzerinde sabahladığım olsun. Gel kaderimizi birleştirelim. Eğer rastlarsanız ona bir gün dostlar, söyleyin rüzgarlarla selam yollasın. Çalanlara ki, mustaripsen sen bizimsin. Bizde teselli bulur durulursun.
evimiz ve kalbimiz sana açıktır. Anne! Anneciğim! Oğlum, Bülent'im! Anneciğim! Anneciğim, bana artık Doktor Bülent diyebilirsin. Yavrum! O Bülent! Hem de birincilikten anne! Artık kötü günler geçti. Seni buradan götüreceğim. Küçük bir evimiz var. Hep senin için çalışacağım. Sen de benim için yaşayacaksın, anneciğim. Yavrum! Hadi, evimize gidelim. Dostum, iyi bir doktor buldum, seni tedavi... Beni tedavi mi edecek? Alay mı ediyorsun be dostum? Para nerede bizde? İhtiyar, benim gibi karanlık bir dünyası var. Benim söylediğim şarkıyı söylüyor dedim. Adresi verdim, şimdi neredeyse gelir. Buyurun doktor bey evladım, buyurun. Merhaba bey baba, geçmiş olsun. Buyurun evlat. Çıkar oğlum. Öksür. Nefes al. Al. Mühim değil bey baba, biraz soğuk almışsın. Bu ilaçları al, hemen geçer. Resim nereden? Bir zamanlar benim de bir yuvam vardı. Üzerine titrediğim bir karım ve bir çocuğum var. Baba! Ha? Babacığım! Ben Bülent baba! Oğlun, Bülent! Oğlum, oğlum, evladım! Şükür Allah'ıma, seni bana kavuşturdu. Bülent'im, oğlum benim! Babacığım! Beni annene götür. Thank you.
Buyurun babacığım. Bak sana babamı getirdim. Ne olur bizi yalnız bırakın. Nesrin. Murat. 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 Nesrin. Senelerdir senin sesine hasrettim. Onu rüzgarlara sordum. Murat. Seni her yerde aradım. Her gün gelmeni bekliyordum. Hiç ümidimi kesmedim. Bir gün kavuşacağımıza inanıyordum. Hiç ayrılmayalım. Hiç ayrılmayacağız. İyi günler göreceğiz.